Selam arkadaşlar. Bu videoda grafik yorumlamayacağım ya da hani ekstra yapılarla ilgili bir şey anlatmayacağım. Sadece bu videoyu ben bu işlere nasıl başladım? İşte trade işine, analizlere başlama serüvenimden biraz bahsetmek istiyorum. Hem bir noktada kendime not olarak bu videoyu bırakayım. Benim için ileride güzel bir anı olur. İnşallah daha iyi yerlere gelirsen. Benim başlamam aslında hani çok uzun bir süre değil. 1-1,5 senelik bir serüvenim var. İşte bu kripto, hani birazcık forex var bu ikisinde. 1-1,5 senenin de ilk 1-2 ayı falan hani hiçbir şey bilmeden, kulaktan duyma bilgilerle ve hani şuydu. Günlük işte 20-30 dolar kazanayım ya da hani harçlığımı çıkartayım. Benim için yeterdi. Sonuçta ben hani şu an öğrenciyim. Sonra ben teknik analiz ile ilgili işte YouTube'a yazdım. Teknik analiz nedir vesaire. Bir şeyler öğrenmeye başladım. İlk trend çizgisini öğrendik falan filan. Hani bir kazanıyorum bir kaybediyorum. Sonra bu böyle olmayacak dedim. İşte bu price action vesaire bunlara baktık. Öğrendim işte yapıları. Az çok öğrenmeye başladık. Swingleri, orderları vesaire. Sonra ben hedefime çok kısa bir sürede ulaştım. Bu yaklaşık 3. 4. ayında ben hedefim olan işte günlük harçlığımı çıkarmak vesaire bunlara ulaştım. Ama hala hani bir şeyler ters gidiyordu. Ve bu ters giderken de benim hayatımı etkileyecek düzeye gelmişti. Sonra ben de dedim ki Mertcan bu böyle olmayacak. Hani sen tamam bir düzeye geldin, kazanıyorsun, ediyorsun, her şey güzel ama kaybettiğim noktalar da var ve bu kayıplarım beni çok etkilemeye başlamıştı. Kendimi çok sıkı bir çalışma sürecine koydum. İşte hiçbir şey bilmiyormuş gibi temel yapıları yeniden öğrendim. Belli bir program yaptım. Bu programa uymaya çalıştım. Çok yani şöyle söyleyebilirim size. Günlük 8 saatimi, 7-8 saatimi ortalama ayırdığım bir çalışma düzeni yaptım kendime. İşte bunlara backtestler ekledim vesaire. Türkçe yabancı kaynak taradım. Yeri geldi hani İngilizcem çok iyi değildi. Çeviriye baktım. Farsça kaynaklar vesaire. Telegram grupları yani ne kadar bilgi bulabilirsem bulmaya çalıştım. Hani bunları yapıyorum. Bakın bunu yapmaya başladıktan 2-3 ay geçti. Bende böyle hani bir tık iyileşme var ama işte 6. aya falan geldi bu ortalama bu piyasanın içerisinde. Hala bir şeyler eksik. Hani kazanıyorum, kaybediyorum, kazanıyorum, kaybediyorum ve kaybetmem benim iyice hayatımı etkilemeye başladı. Bu süreçte de ben hani çok sosyal birisiydim. Bu sosyalliğim bozuldu. Yani bunu size asla önermem. Hani iyice bir içe kapanıklık başladı vesaire. Geri geldi işte arkadaşlarımı, ailemi hani üzme durumuna kadar geldi. Neden geldi onu da söyleyeyim. Ben hani çok hırslı birisiyim ki bir şeye hedef koyduğumda bunu yapmam gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bu hırsın dereceleri de önemli aslında. Hani etrafındakileri işte üzecek dereceye gelmemesi lazımdı. Ben bir tık bunu yanlış kullanmış olabilirim ama size şunu da söyleyebilirim. Bir yola başladığınızda bir hedefiniz varsa bu hedefte yeri geldiğinde zor kararlar da almanız lazım. Çünkü hani hayatı siz yaşıyorsunuz. Sizin hayatınız ve siz hani bunu yönlendirmeniz lazım. Kimin ne dediği umurunuzda olmaması lazım. Tabii ki düşünürsünüz. Hani her insan hata yapar. Hatalarınız elbet olacak ama hayat sizin olduğu için kararları sizin vermeniz lazım. O yüzden bazı zor kararlar almak zorunda kaldım bu dönemde. Yeri geldiğince asosyalleştim. Çok evden çıkmadım. Hani tamamen full fokus işte kendimi çalışmaya odaklandırmıştım. Ki bunu yaptıktan sonra 6. aydan sonra ben bunun meyvesini de yemeye başladım. İşte günlük 20-30 dolarlardan o zamanlar ağır miktarım işte 5-6 dolar bazen 10 dolar civarında falan çıkıyordu. Ben bunları 50-100 dolarlara kadar çıkarmaya başladım. Çünkü hani kazanmaya başladım. Her şey hala çok güzel gidiyor. Bu sefer siz hani etrafınıza da iyi olmaya başlıyorsunuz. Neden? Hani bir hedefinize ulaştınız, siz iyisiniz, siz iyisiniz, etrafınıza da iyisinizdir. Sonra her şey çok güzel, benim her şey istediğim gibi gidiyor. Artık bir şeyleri öğrendim mi dedim, tamam mı dedim. Bunu dediğim an
ben tekrardan kaybetmeye başladım. Ya bu sefer ne oldu? Ben iyiyken yanımda olan herkes, işte arkadaş, aile vesaire bir anda tekrardan gittiler. Ben orada o zaman şunu anladım. Hani benim hayatımda evet insanlar olacak. Hani bunu genelleme yapmıyorum ama hayatınızda insanlar olacak. Ama siz ne düşünüyorsunuz? Sizin hayatınızdaki hedefleriniz ne? Ya da sizin düşünceniz ne? Bu çok önemli. Ben bir hedefimde giderken kötü zaman geçirebilirim. Ama kötü zamanda hani etrafımdan ben etkileniyor muyum? Ben etrafımdan etkilendiğimi düşündüm. Bu hani süreçte de çok zorluk yaşadım. Sonra iyice bir kendimi hani köşeye çekmeye başladım. Tekrardan hatalarımın üstüne gitmeye başladım. Ama bu süreçte hani birkaç kere o kadar istediğim hani hedeflerimi başardıktan sonra bırakma hedefine de geldim. Çünkü benim hali hazırda hani ben üniversite öğrencisiyim ama üniversite okurken yaptığım işler vardı vesaire. Uzun süredir sporla uğraşıyordum. Hani bunlarla ilgili yaptığım işler vardı. Birazcık bunlara yönelmeye çalıştım. Ama bu süreçte hani bırakmayı da düşündüm. Niye? Çünkü çok güzel kazanıyordum. Kazandıktan sonra bir anda kaybetmeye başladım. Dedim ki yani galiba bundan olmayacak. Bir kere daha yere düştüm bu süreçte. Sonra biraz bir mola verdim. Tekrardan yanlışlarımın üstüne gitmeye başladım. Başladım, başladım, başladım. Dedim ki kendime bir söz vermiştim. Hani ikinci ayağa kalkışımda. Dedim ki yani ne olursa olsun sen pes etmediğin sürece bunu başaracaksın. Sonuçta her şey istikrar ve disiplin. Yanlış yapabilirsin ama yanlışı hani doğruya getirmek de senin elinde. Bu düşünce yapısına girdiğimde eski kaybettiğim çoğu şeyi toparlamaya başladım. Neyi toparlamaya başladım? Bir düzene soktum kendimi. Bu düzen içerisinde işte günlük çalışacağım aralıklar, ne bileyim bakacağım yapılar, kendime ayıracağım zaman. Ya bakın en önemlisi bu. Evet sizin bir hedefiniz vardır. Hedefinize gidersiniz. Ama hedefinize giderken zevk almayı da bırakmamanız lazım. Bunları da oturtturduktan sonra her şey oturmaya başladı. Ben tekrardan eski hedeflerimin daha da üstüne çıkmaya başladım. Bu süreçler çok güzeldi. Ondan sonra bir baktım ve tekrardan hani ben kötüyken olan kişiler tekrardan iyiken yanımda olmaya başladı. Ve ne oluyor? Çıkardığımız sonuç. Siz kendinizden sorumlusunuz. Ne yaparsanız yapın, iyi veya kötü. Her zaman konuşan insanlar olacak. Hani hedef. Hedef neyse siz hedefinize gideceksiniz. İyi kötüyü ayıracaksınız. Ve yolunuza bakmanız lazım. Ya ben şimdi niye bunları size anlattım? Hem bundan bakalım bir sene sonra ben nerelere geleceğim ya da bu düşünce yapım devam edecek mi? Ya da hani belki şu an yanlış düşünüyorum. Farklı şeyler düşünmeye başlayacağım bir sene sonra. Bu da olabilir. Ama bunlar sonuçta benim hani hem kendi tecrübelerim, kendime not olsun diye çekiyorum bunları. Hem de sizin yararlanabileceğinizi düşündüm. Çünkü ben size burada anlatıyorum ama bu anlatmanın ardında çok verilmiş emekler var. Hani şurada anlattım atıyorum swing vesaire bir anda olan şeyler değil. Çünkü işin içine psikoloji giriyor, işin içine zaman giriyor ya da dış etkenler giriyor. Bunların girmesiyle sizin öğrenmeniz ya da en basitinden işin içine para koyuyorsunuz. Bunun bile bir hani sorumluluğu var. Bunların etkenleri de çok fazla olduğunda size hani bu sizin ileriki ilerleme hedeflerinize ya da sizin günlük hayatınıza hani her şeyinize yansıyabilir. Ben bunları kendi hayatımda yaptım. Eksilerini gördüm. Hani size yapmayın diyorum ama basit değil. Elbet hata yapacaksınız. Ama şunu unutmayın. Bırakmadığınız sürece, istikrarlı bir şekilde devam ettiğiniz sürece bunun devamı gelecektir. Çünkü gelmek zorunda. Siz hiçbir şekilde pes etmiyorsunuz. Hani pes etmeyen birisi kaybetmez. Sonucunda illaki verilen emeğin karşılığı bulunur. Ya ben bunu şey burada öğrenmedim. Bu piyasada öğrenmedim. Hani size başka bir hayatımdan bir şey söyleyeyim. Ben daha bunlara geçmeden işte hani sporla ilgili kariyerim var demiştim. Sporla kariyerim benim aslında şuna dayanıyor. Ondan da bahsedeyim size biraz. Ben çocukken çok obezdim. Bu obezlik hani sonuçta dışarıda hani obez insanları gördüğünüzde ilk başta sağlık sorunu ve hani yaşadığı belli başlı sorunlar var. Bunların hepsini ben de yaşadım. Sonra bana tak etmişti. Liseye geçtiğimde vesaire. Ben zayıflayacağım dedim.
zayıflayamazsın dediler vesaire. Bunlarla hani tekrardan karşılaştım, o dediğim işte insan figürleriyle. Çünkü belirlenmiş hep bir kalıplar var. Hani şu şunu yapıyorsa olmaz ya da şunu şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin. Ben bu kalıplara çok inanan bir insan değilim açıkçası. Hani insanın bir sınırı yoktur. Sınırları insan kendine koyar. Sonra ben işte zayıflayacağım dedim. Bu hedefi koydum kendime. Ben 6 ay içerisinde 70 kiloya yakın kilo verdim. Yani çok sağlıklı verdim mi? Vermedim açıkçası. Ama hedefime ulaştım. Sonra bu süreçler devam etti. Şu an mesela ben üniversite okuyorum dedim. Yani benim bölümüm diyetisyenlik. Beslenmeye ilgi duymuştum o dönem. Sonra ben dedim ki abi ben zayıfladım ya da kilo alabiliyorum hani ya da kas kütlesi kazanabiliyorum. Ben o zaman bunu denemem lazım. Ben bu süreçten sonra benim ortalama 9 senelik bir bakın beslenme ve antrenman geçmişim var. Bu süreç içerisinde ben ilk zayıflamamdan sonra 3 kere daha kendi isteğimle kilo alıp verdim. Neden bunu yaptım? Hem işte kendi üzerimde denemek istediğim birkaç şey vardı. Bunun haricinde bana en çok hani bunu yapmamın yararı şuradaydı. Ben başarmanın tadını aldım. Küçük hedeflerle başladım. Hedeflerimi gitgide büyüttüm. Ki o başarıya bir kere ulaştığınızda devamı da geliyor. Hani o başarının tadını almanız lazım. Ki ben burada öğrendiklerimi işte bu kriptoda analiz yapmaya çalışırken buraya uygulamaya çalıştım. Nasıl uyguladım? Kendime küçük küçük hedefler koydum. Ki bunları başarmaya başladığımı gördüğümde hedeflerimi daha da yükselttim, daha da yükselttim. Hayat da böyledir. Kendinize bir sınır çizersiniz. Yani sınır çizersiniz dedim, bir hedef koyarsınız. Bu hedefi parçalara bölersiniz. Parça parça götürürken hem siz yorulmazsınız hem geriye baktığınızda başarmışlık seviyeniz fazla olur. Bu da sizi tatmin eder, motivasyonunuzu arttırır. Ya benim hikayem böyle aslında. Biraz çok konuştum, çok kendimden bahsettim. Ama hani bunu size geçirebildiysem veya bir yararım dokunabilecekse bu konuda da çok memnun olurum. Dediğim gibi yani istikrar olması lazım. İstikrar varsa, disiplin varsa ve kendinize güveniyorsanız bakın aslında en önemli şey bu başarıyı hani parçalandırmak, tek tek yapmak insanda özgüven yaratıyor. Siz bu özgüveni görüyorsanız, siz diyorsanız ki ya ben hiç bilmediğim bir şeyi öğreneceğim ama ben bunun üstesinden gelirim. Neden gelirim? Çünkü ben çalışacağım. Çalıştığım takdirde bu illaki bende oturacak. Niye? Hayatınıza sokuyorsunuz. Hani hayatınızın bir parçası oluyor. Siz gün içerisinde nasıl yemek yiyorsanız, sohbet ediyorsanız bunu da hayatınızın içine koymanız lazım. Aslında yaptığınız her şey yani kriptodan bağımsız. Ne yaparsanız yapın. Dil öğreneceksiniz vesaire ya da hani bir işle ilgili bir şey yapacaksınız. Hepsini siz hayatınıza parça parça soktuğunuzda aslında sizin hayatınızın bir parçası olarak sizinle bütünleşiyor. Bütünleşmesi demek siz o alanda ustalaştığınız anlamına geliyor. Bu da doğru bir plan, doğru bir hedefle hani hayatınızı istediğiniz düzeye getirmek demektir. Ki herkesin hedefleri vardır. Yani kendinize sınır koymayın. Sınırlar aslında bir düşünce olabilir. Kendiniz yaratırsınız bunları. Kendiniz inanırsınız. O yüzden demek istediğim, umarım bu konuşmam size ilham verebilir. Ya da bundan bir sene sonra ben derim ki belki de yanlış konuştum. Mertcan niye böyle konuştun? Keşke böyle düşünmeseydin de diyebilirsin ama hani insanın şöyle bir baktığınızda mesela 6 ay geriye baktığınızdaki düşüncelerinizle şu anki düşünceler farklı olabilir. Ama ben bunlardan ilham aldım. Bu aldığım ilhamları da hani size paylaşmak istedim. Bu videoda böyle olsun. Bence yani benim gönlümde bu video şu an çektiğim videolar ve bence çekeceklerim de ileriki videolar için en kıymetlisi olabilir. Çünkü kendi hayatımdan bir parçayı benim burada hani size aktarabiliyor olmam benim için çok gurur verici bir şey. Teşekkür ederim. Umarım hedeflerinize ulaşırsınız. Umarım istikrarlı bir şekilde çalışırsınız. Umarım sadece kendinizin hani hedeflerinize odaklanırsınız. Etraftaki insanları ya da kim ne yapmış bunları düşünmezsiniz. Çünkü
herkesin düşünce yapısı farklıdır. Sizin ne istediğiniz önemli. Umarım hedeflerinize ulaşırsınız. Tekrardan teşekkür ederim. Görüşmek üzere.